Şu anda saat 12'ye geliyor. Tam 23.40'tı. Ben böyle Ümit'le koltuğu böyle yaptık. Üçlü koltuğu. Ben böyle omuzuna doğru yatıyordum. Böyle sallandı Ümit, dedim sen mi sallıyorsun? Ümit'te ses yok. Ben hemen kalkmaya çalıştım. Bir de saçım sıkışmış. Ya dedim kalksana. Dedi ki yok ben sallamadım. Anladım artık. Deprem oldu. Ümit bir sakin bir sakin. Hemen komşu grubunda yazdım. Hissettiniz mi? Benim komşularım da bir halde. Fay hattı bizim evin altından geçiyor herhalde yazmış. Artık insanlar o kadar alışmış ki. Allah'ım Rabbim korusun ya. Abi camın şeyi takacak. Kendi videomuzu izliyoruz. Böyle oturmuştuk. Çocuklar da uyudu zaten. Çok oldu. Yine beni aldı bir sıkıntılar. Ne yapacağız? Her şey olacağını var. Ölümden kaçılmaz yani. Ne diyeyim? Ama sağ olsun numaram olan takipçi ablalarımın hepsi WhatsApp'ıma özelden de yazdılar. Sağ olun. İyi ki varsanız. Ölmez de sağ kalırsam eğer bu videoyu paylaşacağım yarın. Rabbim büyük, Allah'tan gelene razıyız. Hiçbir şeyden korkmuyoruz. Yanlış mı bir cümle olur? Değil mi? Hı? Nasıl? Allah'tan gelene razıyız, korkmuyoruz dedim. Doğru mu dedim? Yani sen eşeğini sağlam kazığa bağla. Eşeğimi sağlam kazığa ne yapıyoruz? Onlar evden çıkalım. Yok onu da zahmet edemezsin. Yani. Ya. Bir de şöyle bir şey var. Benim kaderimde ölüm varsa ben oraya doğru giderken düşer de ölürüm. Kafam vurdu. Onun için Rabbimden gelen her şeye boynumuz kıldanınca razıyız. Daha ne diyeyim? Allah'ım bu akşam neler oluyor ya Rabbim. Tabii ki ben hala uyumadım. Şu anda saat 2'ye geliyor. Sabah 7'de kalkacağım. Öyle sallandıktan sonra uykum kaçtı. Ümit'i de uyutmadım. Ümit uyumadıkça acıkıyor. Sonra böyle otururken telefonla öyle gezinirken Giresun'da da deprem hissedildiğini öğrendim. Gümüşhane Kelkit'te olmuş 4.3. Giresun'da bayağı hissetmiş. Arkadaşlarım falan da yazdı. Vallahi geçmiş olsun. Ümit herhalde karnım tok. Bir şeyler olacaksa da karnım tok olsun diye yarım ekmek yedi. Bu konuyla ilgili şarkı açayım mı? Aç. Ne oldu? Ne geldi yine aklına? Evet. Aklına bir şey geldi. Yok da şey yapma. Yok da kapatmadı. Bir dakika. Gururla. Valla akşamdan beri Ümit bunu dinliyor. Kapat telif yiyeceğim ya. Telif yoktur bunda ya. Vardır vardır. Valla insan duygulanıyor böyle şeyler. Valla bana bir daral basıyor. Kapat. biz seninle ne konuştuk, ne anlaştık? Valla karnım acıktı dedi. Ben dedim ben sana yemek vermem. He? Yemek vermem dedim. Burnunda aparat var Sümük. Sen bunu yedin. Yok. Artık biliyorlar. He. Neyi? Sen deprem nöbeti tutuyorsun. Acıkıyorum yani nöbette o yüzden. Dur daha deprem başlıyor. Nöbet başlamadan sen. Şimdi biz dayı şey Deniz diye bir arkadaş var. Dayı oğlu var. Hı. Bir de ben. Şeyi tutacağız. Tut ya elim yağlı. Hı. Nöbet tutacağız. Hani depremden bir sonraki gece. Hani deprem gecesi İlk oldu. Gecesi, 99'daki. Anladım. Sonraki bir gece herkes dışarılarda yatıyor falan. Şimdi evde dayımın evi de boş ya. Bizde şey var, PlayStation var. Onu oynayacağız. Şeyde ben 12'ye kadar ben nöbet tuttum. Tabii 12'ye kadar ben nöbet tuttum. Hani oyun oynadım. Uyuyorlardı falan. Uyudular, uyumadılar. Güzel saat benimkiydi. Sonra Deniz'i uyandırdım. Kalk dedim. Nöbet sende dedim. 12'den 3'e kadar o tutacak. 3'te de şey tutacak.
Dayıoğlu tutacak 6'ya kadar. Sonra 6'dan sonra yine ben de geleceğim falan. Öyle bir ayarladık. Sonra işte Deniz'i uyandırdım. Ben yattım, vurdum kafayı. Sonra sabah bir baktım saat 7, hala Deniz oynuyor. Ne oldu? Sabah kadar nöbet tutmuş. He şey, dayıoğlunu kaldırmış. Saat 3'te demiş ki ya demiş hadi kalk demiş de, sıra sende. Ya demiş bu saatte deprem deprem olmaz yat aşağı demiş. O da çocuk da korkudan oturmuş demiş. Bu saatte deprem olmaz dediği saat de bir gün önce deprem olan saatti. Gece 3. Değil mi ya? Allah korkutmasın ama benim bir uykum kapı, bir tedirginlik girdi böyle. Ne ya? Böyle ne bileyim ya. Bana geliyorlar ya bazen. Benim dediğim gibi yapacağız. Planı biliyorsun. Ne yapacağız? Şimdi bina aşağı doğru düşerken Senin yüzünden ağlamıştım ben. Ben hatırlıyorum onu. Aynı. Böyle demişti. Ben o gece hatırlıyorum değil mi? bina böyle düşerken balkonuna gideceğiz. Balkon tam aşağı yaklaştı mı atlayacağız. Sonra koşu koşu. Rabbim yaşatmasın. Gülüyoruz, söylüyoruz ama yok yani. Yaşayacağımız varsa yaşarız. 99 depremde biz Bodrum'da oturuyorduk ha. Anam bir Bir yıkılsa biz hala daha yoktuk hani, daha bulamazdınız. yıkılsa. Daha Ay, yoktuk ay. vallahi. Çok fena bir depremdi o. Bizim komşular da çok komik. Fay attı diye bizim evin altında Ya üst herhalde. katta oturuyoruz Hareket ya, hissediyor. hemen hissediyoruz. Ne alaka, Neslihan en üst kat mı? He. O da Yani. bizim kadar Ha. değildir ama. Yo, fay attı diyor bizim evin altında diyorlar valla. Ha, hemen Artık insanlar hissediyor. alışmış. Geceyi saat 2.30'larda, kaç saat? Gözümle İki. görmüyorum. Saat 2. Hmm. Ben uyutmuyorum. Ben her sabah nasıl kalkacağım? Kalkıyorsun da sen yine geliyorsun, gene yatıyorsun. Vuruyorsun kafayı da. Bir yarın sabah çocukları Ümit götürüyor. Böyle dedi ya bana. Gururlanma insanoğlu. Gireceğin 2 metre yerin altı. Ya. O değil de. Ben diyorum ki Ha. ranzanın altına gideceğiz. Başladı yine. Başladı, nereye He. gideceğiz, ne yapacağız da başladı yine. Darlama beni. Ranzı Beni bana bırak. Sen çoluklu kızların çocuklu ne ranzası yapıyorsan ama git. acaba mutfağa yakın olsak gıda için yok ya acıkana kadar. Bizi bulurlar herhalde. İnşallah şey ranzanın altına girelim diyorum ben. Neleri planlıyoruz? Ya planlı bir şey olmaz hayatta ya. Hiç. Çünkü yukarıdan duvar çökse Ben bu ne konuşmaları olacak? hatırlıyorum. En He? sonunda ben sinir krizi geçirmiştim. Artık. Vallahi bebeğim İstanbul'da ortam böyle. Diyor bana. Tabii. Ama ben ne oturuyor burada? He? Oturuyor burada, beni bekliyor. Elden gelen bir şey var, elden gelmeyecek bir şey ne yapayım? Şimdi gideyim bir soğukta sokakta mı oturayım? Yok, herkes de gayet evde çok rahat. Ben baktım Şimdi hep. çık mesela korkuyorum diye çık sokağa. Heh. Yarım saat sonra öleyim de eve gideyim dersin yani. Çok da soğuk ya. Hani soğuk tabii ne yapacaksın? Allah yardım etsin, ne yapalım. Rabbimden gelene razıyız. Hepinize iyi geceler diliyorum ben. Günaydın mı diyeyim, iyi akşamlar mı diyeyim, ne dersem diyeyim Daha işte. insan öleceği belli değil ki ne zaman öleceği. Ama Yani şurada araba da çarpar ölürsün. Hadi depremden kurtuldum dersin. Sokağa bir koşarsın. Tak ara. önceki videoda, İstanbul'da olduğu videoda aynısını söyledim ya ben az önce. Adam yok mu depremden kurtulmuş gitti Kaç. selde öldü. He ya, burada deprem olacak diye kaçıyor, gidiyor. Karadeniz tarafında sele kapılıyor. Adamın ölüsü bile yok yani. Ne? Rabbimden kaçış yok. Allah hidayet versin gönüllerimize inşallah. Hadi söyle, bir daha söyle. Arka fon müziğim gibi ol. He? Söyle, bir daha söyle. Gururlanma insanoğlu, kibirlenme insanoğlu. Gireceğin 2 metre yerin altı, oy oy oy. Bana böyle teselli veriyor canım kocam. Şey, ne Ha, diyor? kapatacaktım da. Ne diyor? Ablam iPhone 15 Pro almış ya diyor. Öyle şeyler de vardı. Ha, internette Sesi onu, kullanıyorlar sesi falan. kullanmışlar. Öyle işte. Günaydınlar, selamlar, sevgiler. Çok şükür sabah oldu Rabbime. Çok binlerce şükürler olsun. Ama çok sisli hava. Vallahi göz gözü görmüyordu.
azıcık açıldı böyle. Hiç sevmediğim havalar. Soğuktan ziyade böyle sis beni boğar hep. Köyde de hiç sevmezdim. Göz gözü görmezdi. Önünü göremiyordun. Ama biraz açılmış yani. Ne yazmışlar? Sistem için hayır çarşısı. He, yapmışlardı kapandı o. Şöyle parkın içinde göstereyim. Düşün daha birazcık ilerisi görünmüyor. Sağlar gözükmüyor. Yok görünmüyor. Hiçbir şey görünmüyor. Evet. Şu olaya da ayrı bir sinirim. Kedi böyle bir şey yemek yer misin çöpünüzü? İnsan gibi kediye bile yemek vermeyi beceremeyen insanlar var ya. Ya senin ekmek artanı kedi yesin, sen de vicdanını rahatlat. Ay ziyan olmadı ekmeğim diye. He ziyan olmadı. Çok kızıyorum böyle şeylere. Aa köpek mi? Aa evet. Soğuk insan ciğerine giriyor. Anne. Efendim. Okula gidince ısınacağım. Peteğim. Ağzını kapat. Ah kocaman bir ekmeğe atmış. Bunu kim yesin? Kim yesin bunu? Hangi hayvan yesin? Ekmeği yani yer de öyle yemez. Senin fazla aldığın ziyan etmeyeyim diye şey yaptığına yesin bunlar. Senin de vicdanın rahat olsun. Öyle. Kızlar hadi. Kızlar da burada. Öyle gidelim okula. Efendim. O bıraktığımız anahtar hiç kapıdan olmuştu. Demek ki sahibi bulamamış. Böyle son durum. Burası da böyle. Video çektim. Çok sisli değil mi? Dün gece hissettin mi depremi? Dün akşam deprem oldu saat 11.30'da. 11.30'dan sonra. He. Hissettim. Yatmaya gidiyorduk. Tam daha uyuyamadım. Teyzenin de haberi yokmuş. Korkacak şimdi. Böyle kahvaltılık bir şeyler almaya geldim. Ümit özellikle şu yeşil zeytinleri istedi. Bakın yeter. Salam dedi. Ben şöyle çeçil peynir aldım. Değişiklik arıyor ya. Değişik kahvaltı yerinden aldım. Siyah zeytin istemiyorum. Olabilir. Bir bakayım hangisine. Zeytin aldığım için zeytin salatası olmasın. Diğerinden olsun. Hava günlük güneşlik olmuş. Ben de değişik yerden kahvaltı aldım Ümit'e. Bakalım beğenecek. İnsan bazen gerçekten aynı şeyleri yemekten sıkılıyor. Ümit de öyle olmuş. Ona hemen farklı tatlar tattıralım. Farklı da değil de işte. İnsan sıkılıyor ya. Ona bu ara uzun zamandır şey yapmadım be. Hamur işi falan bir şeyler yapmadım. Onun canı aslında o tarz şeyler istiyor. Ama ben de yapmadım. Yapacağım aklımda. Şu bir bandırma muhabbetleri var. Yemeği o yapılsın. Ondan sonra önümüzdeki günlerde yaparım. Aslında bandırmayı ben de yaparım ama şimdi bir gerçek hakiki yapandan yemek ayrı. Onun o aradığı çocukluk lezzeti şeyi, her o anın tadını hissetmek ister mesela. Öyle ben de dükkana geldim, bakalım dükkanda birim var mı? Bakalım. Aynen bir tane bayan şey var. Fison ablaydı, tanıdım. Korkuyorum benim kadından. Hadi aç bakalım kahvaltılarını.
değişik bir şey dedim, değiştirdim menüyü. He. He, başka yere gittim. Tamam, güzel. Güzel güzel değil, tamam. Ne aldığımı çekmedim ben, sen söyleyeceğim diye. He. Evet. Şey, ip gibi olan kaşardan. Çeçil peyniri. Evet. Salam, dan etin, evet. İspanyol. Evet. Acuka. Evet, bir ara bu acukaya bayağı sarmıştık biz ya şeyde. Burada kahvaltı ederken Ünsal falan. Yeşil zeytin. Tabii Ünsal, Onur falan. Evet, yeşil zeytin de. Bunlar al ya, bu nedir ya, soslu moslu böyle olur. Şimdi yeşil Onur'la zeytin. Şimdi Ünsal da bulamam yani. Şiki şiki baba gibi oldun sen. Yok canım, onlar da sıkıldığı zaman olmuştu. Yani her zaman aynı şey olmuyor. Bu niye böyle nokta nokta olmuş? Böyle mi diye? Tabii öyle. Yağın içinde oluyor ya. Hiç tamam ya Ayşe. Oldun memnun. Yeşil zeytin bu olur ya. Tamam. Tuhaf ekmeğini de değiştirdim. Aradığın kahvaltıyı buldun mu? Bak kız nasıl istediğince yüzü gülüyor, bakar mısınız? Bana göre daha verimli çalışayım size, daha verimli. Artık. Para getireyim. Ha, buradaki kahvaltı 100 lira. Evet. 100 lira. Artık 5 gün yeriz bunu. Artık sen burada kendini muhafaza et. Ay, saat de biraz geç oldu. Hemen burada ben de bir şeyler atıştırayım. Ben dışarıdan yürüdüğüm için çok sıcak geliyor şu anda bana, ama dışarı serin biliyorum. Ben dondum, ben şimdi açtım. Bence kapat. Şimdi diyecek ki sen hareket ettin de ben üşüdüm de söyleme. Dur bakayım şurada bir saat, bakayım nasıl üşüyorsun burada. Bir saat sonra açarım ben de o zaman. Ben seni bekleyeceğim. Gideceğim ben zaten. Musmutlu haftalar diliyorum. İnşallah hepimize kazasız, belasız, doğal afetsiz. İnşallah. Bu parkın oraya gittiğin zaman bir bizim çatıya baksana. Branda duruyor mu? Geçen orada uğraşıyorlardı. Brandayı mı söktü acaba? Bakarım, tamam. Oradan doğru bak bakayım. Şey kapalı. Telefonundan almadan zoom yap şöyle. Tamam, öyle de diye kesin unutacağım ben. Senin bana unutma deyip de unuttuklarım aklıma geldi. Pencereye kapak. Sünger falan alacağım. İnşallah unutmayacağım bunları bugün. Ben de onları tıraş olacağım da işte daha sıra gelmedi. Tamam. Göktuğ'u kursa bıraktım. Şimdi parkın içinden gideceğim. Neye bakacağım bile. Çatıya bakacağım. Ümit'in çatısı. Kapattığı yerler uçmuş mu, ne olmuş, bir haber alayım. Ondan sonra kapının arasına sünger alacaktım. Başka ne alacaktım? Cama şey, unuttuklarımı hatırlıyorum. Hala unutmadım. Bakalım parkın neresinden görünüyor bizim çatı. Bayılıyorum bu parka. Bilgi evi burası bu arada, parkın içinde. Çocuklar, öğrenciler, köpüşler. Ay, şu görüntü çok güzel. Rengarenk yapraklar. Şimlere basmıyor ama bunlar artık ot olmuş. Bataklık gibi. Herkes oturuyorlar. Okul çıkışı. Valla güneş geliyor çatıya, bakamıyorum ki. Şuradan. Kapalı gibi. Kapalı gibi. Şuralar bizim çatılar. Ümitciğim sen anlarsın artık, ben baktım ama anlayamadım. Ama şu çatı sanırım kapalı. İlk görev başarıyla tamamlandı. Hangisi anlayamadım. Videoya da çektim, bir de böyle çekeyim. Kapalı herhalde şunlar. Hepsinin deliği var, onun deliği yok. Dükkana geldim. İlk görevi yaptım. WhatsApp'tan attığım mesajı gördün mü? Baksana. Ben güneş geliyordu. Hiç anlayamadım çatıyı. Çektim ama
hangisi anlayamadım. Videoya da çektim, bir de böyle çekeyim. Kapalı herhalde canım. Şunlar. Hepsinin deliği var, onun deliği yok. Kapalı. Da hangisi anlayamadım. Sanki böyle branda değil de başka bir şeyle kapatmış mı birisi? Ne yapmış oraya? Belki adam kendisi de kapatmıştır. İki tanesi kapalı. Hepsinin deliği var, onun deliği yok. Allah Allah. Neyse ben bir ara bir çıkıp bakarım. Çok güneş geliyor da zaten belli yani. Güneş tam bizim evin üzerinde. İnanın hadi. Evet hadi vanosu koyar mısın lütfen? Orada damacana. Falan dökeceğim o içinde kalanı. Hadi lütfen vanosu koyar mısın? Sen nasıl bir insan oldun? Rabbimizi görünmez kazalardan, belalardan koru ya Rabbi. Vatanımızı, milletimizi. Böyle dükkandayım. Daha şimdi girdim dükkana. Çok susadım. Göktuğ'u kursa bıraktım. Kızlar eve gitti. Şimdi su mu içtin? Bak sevaba girdim. Vallahi herkes su içmeyi unutuyor. Gıybet yok mu gıybet? Sırf... Dur dün akşam deprem oldu. Gıybet yok, sakinlik var. Su içmeyi unutmayın. Onun için videoyu kapatmadım. Ezanımız okunsun. Sağlık ocağına da gittim. İğnemi de yaptım. Çok şükür haftaya pazartesi ya da salı olacağım iğneyi. Böyle kapıları da aldım. Vardı ama değiştireyim dedim geçen seneden. Şimdi de dükkana gidiyorum. Aa, baca kapağını unuttum ben. Tüh, daha geri dönüyorum. Ben böyle vicdanım yemedi. Onun için 11 lira. Harika yufkaya hoş geldiniz diyor. Yufkacıdayız. Tarhanalar. Rişteler. Onlar yardım edecek. Yufkayı yapalım ben. Ya içeride yapıyoruz beraber de aynı. Evet. Kızım tabii. Rüşt var. Bazen bizim muhtar da geliyor. Ben genelde hepinizi bilmiyorum. Kalem böreği. Baklavalık kokku. Şu neymiş hasta mı? Ben nişasta. Bu neymiş? Kemal Paşa mı? Lezzetli bir yaptığım bir şey yenecek. Şurada ev tarhanası. Çok güzel kokuyor. Tarhana güzelmiş. Tamam. Yani bana 1,5 kilo falan al dediler. Tamam 8 tane vereceğim. Sen 10 yap al. Kilo öldü. Tamam mı? Tanesi. Tamam. Tamam ben 10 tane yapayım. 10 tane. Onu kesiliyormuş. Ne? Kesiliyor mu? Anlamadım. Yufka keseceksin. Kesmişinden anlamam ben. Onu kaynana keser. Tamam. Ben beceremem onu. Hanımlar olsa belki. Tamam. Onun kesimi yapılıyormuş. Bu yufkadan değil, bunun kuru halinden. Bakayım dayı ne yapayım. Bakayım buna müsait mi? Ha, bak şuradan kuru haline. Oo, temiz ama burası. Bak tertemiz pırıl pırıl. Unları. Onun üstü acık bir tek. Ama temiz. Ailecek çalışıyorlarmış. Burada 11 liraymış yufkanın tanesi. Böyle. %110 lira tuttu yufka. Aldım, gidiyorum. Zaten Ümit'in dayısının, dayısı da yufkacı Edirne'de, onun ustasıymış. Zaten Ümit ondan buraya gönderdi beni. Oranın dedi yufkası iyi dedi. Aldım gidiyorum şimdi eve. Eve geldim, marketten alışverişlerimi de yaptım. Neler aldım? Un aldım. Şöyle unum vardı ama yine de almak istedim. Yani kabımı doldurmuştum. Ayrıyeten unum yoktu. Patatesim soğanım yoktu. Patates soğan aldım. Bir de kapya biberi ve yeşil biberi aldım. 49 lira olmuş biberin kilosu. Şöyle ne kadarmış? 300 gram kıyma almışım. Makarna almışım.
Abur cubur bir şeyler almışım. $1 o tarz şeyler almışım. Hiç girmeyeceğim onlara. Soda aldım, soğan aldım. Ay. Girmeyeceğim onlara derken tek tek ne bileyim ya, vakit kaybetmek istemedim ama bir taraftan da göstermek istedim. Makarna aldım pastacıdan. Makarna açlarım şimdi. Akşama kadar illaki yemek bir şeyler yenir. Hani atıştırmalık bir şeyler yaparım şimdi. Hemen şu mutfağımı toparlayayım. Üzerimi falan değiştireyim. Öyle. Ay, benim şu hapşırmalarım anlık. Bir de Allah'tan her tarafı peçete var da yakalıyorum. Hasta olmak hiç istemiyorum. Çok korkuyorum. Grip olmaktan, böyle yatmaktan, günlerce yataktan çıkamamaktan ve ortada ciddi anlamda bir salgın var. O kadar salgın var ki herkesten duyuyorum, yani işte grip olduk, yatıyoruz falan. Şu anda bu sene çok şükür Rabbime, vurmasam sanki olacağız. Bizim batıl inançlarım bunlar. Hani gerçekten söylüyorum. Çok şükür olmadık çocukta ama elimden geldiği kadar hep doğal şeyler, vitaminler, ballı sütler, nane limonlar, bitki çayları elimden geldiği kadar hep yapmaya çalışıyorum. Ondan dolayı herhalde fayda ediyor. Arada Ümit sallanıyor. Böyle ona da bir ağrı kesici, hemen bir taylot, reklam yapmıyorum. Ama sizler de bunu yapabilirsiniz. Bol sarımsaklı bir şeyler. Öyle kurtarıyoruz. Bakalım. Üzerimi değiştireyim abi, bu şey. Dışarıdan geldim ya, çok boğuldum yani. Artık kendimi koruyorum böyle. Önceden böyle terli geliyordum. Hemen böyle tişört bir şey giyiyordum ama böyle artık kış geldi, böyle yeleğimi. Ben yelek giymeyi çok severim. Böyle göstermek istedim yeleğimi. Altında da siyah tişörtüm. Böyle benim yeleğim modeli de bu. Ümit annesi hediye etmişti, sağ olsun. Böyle giydim. Ben şimdi ne yapıyorum? Ben mutfağımı toparladım. Bir üzerim başımı değiştirdim. Geldim. Köfte yapacağım şu kıymadan. Ama yanına da makarna yaparım. Aynen. Mantıklı. Köftemin malzemelerini hazırladım. Geldim. Maydanoz koymayacağım bu sefer. Bunlar benim köfte malzeme. Hemen sayıyorum. Kıyma. Tam başka bir şey yok. Kıyma, galeta unu, baharatlar, ben keki, karabiberi, toz biberi, sarımsak, soğan, yumurta, birazcık da sıvı yağ kullandım. Sodayla yoğuruyorum. Sodayı en son ilave ediyorum ki galeta unu böyle kalıp gibi kalmasın diye. Yani soda koyduğunuz zaman, aa ben biraz da bu sefer şey koyayım. Şu elim temiz. Ne koyacağım biliyor musunuz? Karbonat. Birazcık. Kabartma tozu da koyabilirsiniz ama ben karbonat da koymuyorum. Hem mideye de dokunmuyor. Eldiven medium large elime büyük geliyor. Daha da küçüğü yoktu. Sizlerin menülerinde ne var bu akşam? Benimki biraz ortaya karışık oldu. Bol bol sol tüketmeyi unutmayalım. Hele ki öksürüğümüz, baş ağrımız varsa su her şeye birebir iyidir yani.
babamla konuştuk bugün. Allah babama oğul ekmeği yemeği nasip etmiş. Normalde biliyorsunuz Ertuğrul'un Haziran'da askerliği var. Onun için Ertuğrul kredi çekti. Askere gitmeyecek. Bedelle gidecek. Askere gitse memuriyeti yanacaktı. Onun için hani babam hatta ona destek yapıyordu. Bu ay babama göndermiş. Aman ben yoğurduma şekil veremeyeceğim gibi geliyor bana da. Bakalım verebilecek miyim? Eldiven büyük ya elime. Ondan dolayı. Öyle yani. Allah herkese oğul ekmeği yemeyi nasip etsin. Allah bana da göstersin. Benim babam çünkü Ertuğrul okuturken gerçekten çalışamadığı zamanlar oldu. Para lazımdı. Babamın evde kendi evindeki beyaz eşyayı satıp ben Ertuğrul'a harçlık gönderdiği zamanları biliyorum yani. Öyle kimse ben baktım, ben ettim, ben büyüttüm. Öyle bir şey yok. O adam onu hiçbir Allah kuluna muhtaç etmedi. Sağ olsun. O maddi, ben manevi. Sağ olun işte biraz. Herkes kendi hayat şeyine düştü. Çok şükür bugünümüze. Diyorum oğul ekmeği yemek nasıl bir şey diyor. Ben yine diyor ona yollarım diye. Babamın az bir kart borcuna sıkışmış. Onun için ilave yapmış. Ayın diyor 25'ine diyor ben maaş alınca diyor bir daha gönderirim ona diyor. Göndersinler birbirlerine. Ama en güzeli şuydu, beni etkileyen tabii ki her zaman. Ben babamdan destek gördüğüm zamanlar çok oldu. Göktuğ'u büyütürken özellikle sünnetinde falan birçok şeyinde. Ben unutamam. Göktuğ'un odasını bile babam almıştı yani. Hiç unutamam. Bana da sordu kızım dedi. Şey gönder de dedi. Postaneye mi göndereyim dedi. Hesap numarasına. Dedim baba vallahi ihtiyacım yok. Vallahi billahi dedim. Çocuklara dedi açlık. Yok baba dedim, bak gerçekten sen kendi sıkışıklığını gider. Ben dedim ihtiyacım olursa vallahi söyleyeceğim dedim. Ama hoşuma gitmedi mi? Çok hoşuma gitti yani. Dedi ya bana yetti yani. Hep ben hayatta hep bunu istemişimdir ya. Hani böyle birinden gerçekten bir beklen. Ben babama desem bugün gönderirdi. Ama sordu ya bana. O dağları bağları bana bağışladı yani, sağ olsun. İlerleyen zamanlarda dedim, şimdi değil. Sağ olsun, düşünülmek güzel. Düşünülmek her daim insana kendini iyi hissettirir. Bilmiyorum böyle anlatıyorum ama hani onu da şeyden anlatıyorum. Kulağıma bir takım bir şeyler geliyor. Ne? Ben görüşmüyormuşum, konuşmuyormuşum. Kendi kendime şey yapıyormuşum. Zaten geçen akşamki videomda da Ertuğrul'la konuşurken ki videomuz var yani. Yalan olan bir şey, görüşmediğim zaman ben buraya çıkıp da görüşmüyorum, yok tanımıyorum dediğim zamanları da biliyorum yani. Yani öyle yalan ya da nasıl söyleyeyim. Öyle değil de böyle hani olmayan bir şey anlatma gibi bir şeyim, huyum yoktur yani. Öyle bir şey değil. Neyse odur yani bende. Olan budur. Bu yani.
Ha, şunu söyleyemem. Ertuğrul'la konuştuk, ettik ama ne o böyle müsait olabilir? Bir de şöyle ki zaten o tarz konuları genelde Göktuğ oluyor yanımda. Bir de artık hani geçmişe dayanarak dayalı değil de böyle kendi halimizden, bak ne güzel önünde askerliği var, askerliğiyle alakalı. İnşallah bu taraflara düşer de ben de yemin törenine falan giderim buradan. İnşallah ilerleyen zamanlarda nişan bir şeyler olacak. Olacak yani. Bakalım nasip kısmet her şey. Bilmiyorum, dediğim gibi gelecek ne gösterir. Belki de hiç gidemem, hoşuma gitmeyen bir şeyler olur. Gidemem yani. Ama her zaman yanında olmak tabii ki isterim. Uygun şekilde olan her şeyi isterim. Uygun olmayan, uygun olmayan bir düzene karşıyım. Öyle yani, köftelerimi yapayım. Bana şuradaki şu sohbet çok iyi geliyor. Annem de diyor, kızım hiç arayıp sormuyorum diyor. Bugün konuştuk. Vallahi dedim anne, ben konuşma hakkımı dedim videolarımda kullanıyorum. Hani konuşma hakkımı burada kullanıyorum. Bana destek yap, izle, yorum yap. Ne yaptığımı, ne yapayım. Benim gibi, ayna gibi hayatımı yaşayan bir insan var. Kapı çaldı. Neyse ben köftemi yapayım. Makarnamı haşlayayım. Evet. Hayal bir şey anlatmak istedi. Ben dedim video çekiyordum zaten dedim. Anlat, dinliyorum, ben de merak ettim. Şimdi bizim sınıfta öğrenciyle herkes annesinin babasının söylediği kelimeleri şiir yazsın dedi. Ben de annemin söylediğini şiir yazdım. Ne yazdın? Güzel, güzel kızım. Devamı yok mu? Var. Güzel kızım. Ezberledin mi bir de? Güzel kızım, güzel kızım. Seni ben doğurmadım ama sana ben bakıyorum. Güzel kızım. Seni ben doğurmasam da sana ben bakıyorum. Güzel kızım. Seni kendi canım gibi seviyorum. Güzel kızım. Öyle mi diyorum ben? Var mı? Yazılı hali var mı? Türkçe kitabımda. Getir bakalım yazılı. Yok yok, kitabımda, okulda. Ha, okulda mı kaldı? Ha, sen aklında kalanları söyledin. Anladım. Bak, aklında bunlar kalmış, öyle mi? Tabii ki kızım, yani hayatın gerçeklerini biliyoruz. Bunu da biz kimseden saklamıyoruz. Saklamıyoruz. Doğurmamış olabilirim. Ama çok seviyorum bunu. Bunu var ya, kıracağım severken. Bunlar benim en iyi arkadaşım. Hep anlatıyorum ya. Önce biz arkadaş olduk. Sonra anne kız olduk. Sonra can ciğer olduk. Sonra ayrılmaz ikili olduk. Her şey olduk yani. Ben çocukları, yani genel olarak çocukları çok seviyorum. Hayal ve rüyayı aynı seviyorum. Yani bundan yana kendimi biliyorum yani. Seviyoruz biz birbirimizi ya. Bak köftelerim de çok güzel oldu böyle. Rüya ne yazmış? Ya Rüya, sen kime yazdın? Bir annesine yazdıysa biri muhtemelen babasına yazması lazım. Aklında mıymış? Aklındaymış. Sen kime yazdın? Bana. Hmm. Çünkü biri anneye bir şey yapınca biri babaya yapıyor, ayrım olmasın diye, onu biliyorum. Ağzındaki bitsin. Ha, tamam, ağzındaki bitsin. Tamam. Canım babam, seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Çok ihtiyaçlarınızı sen alıyorum. Canım babam, iyi ki varsın. Seni çok seviyorum canım babam. Tüm ihtiyaçlarımı sen alıyorsun. Canım babam, iyi ki varsın. İyi, bu da güzelmiş. Her şeyin farkında olmanız çok güzel bir şey. Ha, biz bu durumdan şikayetçi miyiz? Asla değiliz. İyi ki varsınız. İyi ki bizimlesiniz. Biz sizi çok seviyoruz. Bunu zaten dememize gerek yok. Biliyorsunuz. Ya, tabii ki birbirimize sevdiğimizi söyleyelim ama
Öyle yani. Ben şimdi tavuk geldi, bir bütün tavuk, onu haşlayacağım. Yeter mi bilmiyorum. Yetmezse bir tane daha alırız. Şimdi yeter ben... anne bence. Çünkü bütün. Bilmiyorum, bir kalça da alsa mıydık yanına iki tane diye düşündüm. Dur bir bakalım. Böyle köftelerimi kızartmaya başladım. Makarna köfte yapacağım çocuklara. Buraya bir tane daha bütün tavuk almaya karar verdim. Böyle artık bandırma yaparken görüşürüz. Yufkalarımız kesiliyor. Herkes ayrı yapıyormuş, ben bilmiyorum. Ben şu anda öğreniyorum. İnternetten baktım ama bana göre bir şey değil. Bana göre tavuk haşlamak. Annesi var, annesi yapar. Anneciği bak, gencecik yapar. Şimdi bunları kıvıracağız güzel. Katlayacağız, hazırlayacağız. O makasım iyi kesmiyor herhalde benim. Evet ya. Niye kesmiyor? Şu da. Ay tam ortadan gitmedi. Vallahi gitmedi sevgili. Vallahi. Ha, tam da Ümit arıyor. Hazırlayacağız. Böyle. Benim videoda gördüğüm uzun uzundu ama bu orijinali uzun, bu. Yine uzun işte. Yine uzun, uzun uzun gördüğüm bu aslında. Videoda öyle uzun görünmüştür. Anladım. Hı-hı. Ay herkes yemek için sabırsızlanıyor. Bizim evdeki herkes. Anacığım yapardı bunu bize. Ya. Mesela geçen gün şeye gitmiş, teyzemin kızları köydeki teyzemin kızına gitmişler. Mantarlı yapmış. Tavuklu değil de bir de bunun mantarlısını yapıyorlar köyde. Hiç güzel olmadı. Ay yiyemedim diyor. Kanlıca mantarıyla mı yapıyorlar? Bir mantar daha var. Anladım. Onu da yapmış. Neydi onun adı, bir şeydi. Kermit mi? Kermit, o da değil. Bir şey diyorlar ona. O et gibiymişti. Hiç de sevmedim. Bir kez de bize yapmıştı aslında. Bak bunu böyle yapacağız. Hazırlayacağız, tamam mı? Mendil gibi. Böyle böyle. Efendim. Meşrubat ne? İçecek. Ayran mı? Gazlı mı meşrubat? Ne diyor? Cümleyi oku. Sıvı. Meşrubat içecek. Ayran meşrubat oluyor mu? Hı. Tamam, bırak artık, katlayalım şunları. Ben de mi? Ben ne güzel çekiyordum böyle. Tamam çekiyorum. Aynı şu anda sana bir şey söyleyeyim. Ümit gibi oldum. Ben de böyle çekiyorum. Artık yeter, tamam kapat. Heh, tamam, diyor ya. Tamam yeter artık. Şimdi tamam. Bunları böyle böyle katlayalım, hazırlayalım. Tamam. Yağını kızdırıyoruz. Evet evet, çok yağlı olmuş. Karabiber koyacak. Birazcık alalım mı? Alayım. Evet ya. Deminki tencere nerede? Yazın alalım bunu. Tamam. Önce planla, ondan sonra çekelim. Ya. Öyle yapacaktım. Planlamıştım. Bu videoyu da öyle yaparsın. Ben boyuna bunu mu yapacağım? Şimdi yağımızı... Sen ne döktün oraya? Ben ayrılık kaçırdım. Ayırdık, ayırdık. Tavuk suyunu ayırdık. Evet. Birazcık, bir kase. Evet. Yağımız... Bu tereyağı mı efendim? Tereyağı. Tereyağımız var. Karışık karışık. Ben ne? Her gün bunu yiyeceğiz. Biz zannediyoruz Karadeniz'de her gün hamsi pilavı yiyor zannediyoruz, değil mi? Ben ayrılık her yolunda. Bana bir söyler misin ya? Çok soru. Biraz da buna koy. Azıcık koy bundan. Tamam. Çünkü çocuklar acı yemiyor. Karıştırayım mı? Hangisi karıştırayım? Tamam tamam. Kapanmadı onun altı. Kapandı. Kapandı. Durduğu yerde kaynıyor. Alın tatlım, al şuraya. Nerede basalım? Rengini ikimiz basacaksınız zaten. Sen bir göster ama rengini, bir yer alıyorsan. Ben alırım onu. Bunu burada ne yapayım? Nasıl yapalım? Masada mı yapsaydık? Bunun altını açmayacağım mı? Ha. Şey yapayım, örtüyü çekelim. Burada hazırlayıp gidelim. He, tabii canım, tabii burada basacağız ben. Burada didik edilmiş tavuklar var, didiklenmiş.
İki dakikada zaten az yapacağız Ümit. Ümit'e yetmez gibi geliyor bu. Valla ben de elimden geldiği kadar az yedim ama. Demin. Vay be. Yok be, çok da yiyemiyorsun. Kesiyor bir şey sonra. Evet, evet. Çünkü abla rengini de sevmiyor. Dur tatlım biraz. İçeride kardeşim İnal var, hanımı var. Alp bebek tuz var. Tuz koydun mu sen bunlara? Tuzları iyi mi? İyi de az bir tık daha tuzlayalım. Ne bilmiyorum yani. Bu tuzu iyiydi. Ha. Bak şimdi. Heh, öyle işte basıp basıp elinize aldın Rengin'cim. Sen biliyorsun zaten bu Rengin'cim işi. Rengin'cim sen büyük gelinsin hadi aşkım. Yok bak böyle. Böyle. Tamam mı? Böyle. Elin yanmıyor mu? Yanıyor. Yanıyor. Oy o kadar da elimi sokamam. Ya parmağın olan yerini sokma. Koyan. Yok katlasana böyle. Orası nasıl? Çok ıslak olmuyor mu sonra dibine? Olmaz tatlım çeker onu yavrum. Böyle. O birazcık şey yükselmesi lazım ya. Bak böyle. Bana göre değil Evren Hanım'dan da. Şimdi ha, böyle mi? Tamam başlar şurada koyma. Ha üç anladım. Bir dakika. Yağ koyalım. Tamam yeter. Çok da öyle dağılırmayacaksın ya. Değil mi? Çok ıslak olursa da çok ıslak mı oluyor? Nasıl oluyor? Seviyor az... ne öyle kocaman? Nasıl? Çok rengin de öyle yapıyor. Hayır. Benim yufkam büyük yani. Hayır şöyle. Evet, şöyle. Rengini ispiyon diyor. Bak şimdi. Dur bir dakika. Bu ne? Böyle değil. Bunu bir daha katlıyorsun. Ha şöyle. İkili tamam. Olay tamam. Tamam. Bak böyle. Sevilen yaptı hemen bitti. Niye, bak içine sokmuyorsunuz tam kuru ben kalıyor ama. Ben elim yanıyor diye. Yapacak bir şey yok bu böyle ama. Yansın azıcık. Ben de şey teyzem iki gibi olmadı rengim. Çok kaynattık. Kaşık nerede? Rengim bu fiyatı. Ya bir iki yapıldı mı alışılan i̇şte böyle, bir şey. Yani bak işte. Bak. Ne yemekler yapıyorsunuz siz zar zor. İçinde fazla tutma. Bu sefer de hamur olur. Çok hamur olur evet. Kızlar dik dik koyun şöyle. Tamam. Bak ben tam suya koyabiliyorum. Hı. Sırasını kaçırmayın biraz ki. Biraz suyunu süzün ama ya. O çekecekmiş ama. Ama sen de onunla çapur şupur yapma öyle. Yani. Bak rengin bak yapıyor. O görmüş artık kaç kere ben de. Sen de gördün şimdi. Çözdün. Bunda bir şey yok ki. Tamam. Sıcak derlerdi. Habire senin altınların görünüyor hanımefendi. Çekiyorum. Tamam. Evet efendim böyle bir yemeği yapmak için bir tane bileziğiniz olması lazım. Bunlardan olmanız lazım. Bileziksiz olmuyor. Bir tanecik, bir incecik. Zannem bileziği olmadığı için mi? Fazla yapmak istemiyor. Rengin var tokat onda. Oluyor. Toka değil, altın var onun ucunda. Neresinde ya? Yok. Ya tabii az da olsa olması lazım. Bak. Aynı yere koyma olmaz. Sevilay, aynı yere koyuyorsun. Bu tarafta bak tamam, hiç yok. Tamam, geliyorum oraya hemen. Ucunu şunu iyice bandırın. Kuru oldu üstü ya. Bandırın bandırın çabuk çabuk çabuk. Ben o kadar yemek yapıyorum. Böyle aşamalı değil benimki hemen. Aslında çok basit. Ya bir iki yapalım var ya aslında çok kolay alışılır. Bak zaten yufkayı hazır alıyor. Bu, bu yufkayı şey yufkacı mı kesti böyle? Yok anne. Annen kesti. Keserken çektin mi? Çektim. Bunun tavuğu... Ya, şimdi Safiye'ler dört köşe kesiyorlar. Ben onlarınki gibi yapamıyorum da sevmiyorum da bilmiyorum. En yani. Güzel sen ne yapıyorsun? Bu annemden biz ne gördük? En iyisi odur. Orijinal olur o zaman. Yani annem bizim memlekette böyle yapıyorlar. Şimdi bunlar birazcık modernleştiler. Biraz modern yapıyorlar bunlar. Evet. Karabükler her gün bunu yeriz. Ya her gün yapmaz. Siz de her gün hamsili pilav yemiyorsunuz mu? Yok. Biz öyle sanıyorduk sabah öğlen akşam hamsili pilav yiyoruz. Bir kere yiyoruz. Şey de yenir sadece kar yağdığında yenir tamam. Bandırma da öyle kış yemeği bu da. Evet. Yazın bu yazın yani. Çok ağır. Bandırmayı siz köydeyken anne her gün bandırma mı yerdiniz? Yok be ya aman bir misafir gelecek de anca o zaman.
He. Yoksa göcü çorbası. Tavuk. Ne çorbası? Oturkar çorba. Şey neyle çorba. Yapılıyor göcü? Şey ve kesmiş şey çorbası. Hani arpadan yapılıyor ya. Neydi o? Ana, hiç tatsız susuz bir şey öyle. Olur mu o sütü var? Aa, İnan çok seviyor çorbayı. Gerçekten mi? Evet. Ben bulgurdan yapıyorum, içine süt koyuyorum ya. Güzel. Tam kış çorbası. He. Bir de mısırla yapılanı vardı bir çorba. Keşkektir o. Mısırlı çorba. Keşkek. Lahana çorbası. İçinde mısır taneleri de oluyor. Çok mu daha? Lahana çorbası. E yok, mısır çorbası işte fasulyeli. Onu ben çok severim. Soğuk. Soğuk için şuraya yasla. Şimdi tavuğu koyuyoruz. Hı-hı. Tavuğu da kestik anne senin için. Ben yapmadım, beraber yaptık. Şimdi neresine koyayım? Dur. Bitti, bitti mi yufkalar? Ben son. Nasıl çabuk video da çıksın diye var ya. Tabii var, video paylaşacağım artık. Dur bekle tatlım. Ben şunu alayım. Şunları da atalım çöpe. Şimdi birazcık da suyundan koyacağız. Üstüne böyle dökeceğiz onu. Daha çok suyundan koymayalım bence mi? Koyalım. Bandırma demek yani bana yenen bir şey. Evet, akacak böyle. Oh, afiyet olsun yiyenlere. Ya, bak şimdi güzel oldu bu. Bu Safranbolu'nun Eflani'nin bandırması. Tavuğun evet. Neresi? Şu her yerine dağıt. Ha. Finali ben yapıyorum. Tamam, finali sen. Sana aferin abi. Şimdi yerken de çekeriz. Yani nasıl bir kere nasıl yenildiğini çekeyim. Doğru. Ben şimdi çekeyim hemen. Yo, ne yaptın? Sen çok koydun ya. Kenarlara koyacaksın. Yanlış mı yaptım? Çok geldi kız o. Çokmuş tavuğu. Sadece kenarları koy. Tamam. Hemen düzelttim. Sen bir tane de en son finali de dene. Tamam. Nasıl yenildiğini. Ben şimdi ocağı... Anam dediler, korktum. Ocağı da açayım. Aç. Isıtacağım mı daha? Aç. Cızlayacak mı? Yok aç. Bandırmaya dayanamadı hocam. Niye böyle oldu hocam? İnşallah tuzumuz iyidir, karabiberi falan. Bence iyi. Bence çok güzel olduğu gibi görünüyor. Bakalım. Yani bizim yörenin bandırması bu. Sesini kıs sen dedin. Hadi hemen oturun ama soğuyor. Bu çabuk çok soğuyor. Evet. Yağı donuyor çünkü. Şuraya babanın üzerine oturacak. Tamam da elini yıkayayım hemen deniyorum. Bana gel. Bana gel. Bak bakalım şimdi. Şimdi. Hı. Nasıl? He, öyle içine tavuk sar. Tavuktan görünmüyor. Tamam ki. Öyle yiyeceğim. Çok zenginiz. Allah versin. Tavuk her yeri. Oh. Bakalım be, güzel olmuş mu? Güzel olmuş. Valla üstü kuru olduysa da o da sizin hatanız. Benim... Bence bir şey söyleyeyim, azıcık içinin kuru olması iyi olmuş. Böyle çok yumuşak değil. Tabii. Tamam hadi oğlum, çabuk. Ayranlar nerede? Beğendin mi? Ağır değil bu, biliyor musun? İşte bunu bazen çok bak, yağlı yapıyorlar. Bu ayarı, güzel bak, ayarı bu bunun. Evet, bence güzel yaptınız. Ben de gördüğüm kadarıyla. Şimdi tadacağım artık. Evet. Ünal'lar arkı mı yutuyor? Bir dakika tatlım. Bizim Göktuğ çok seviyor. Evet, Göktuğ'u da öğrettik. Dur bir saniye, biraz daha koyayım. Sen önceden yemiş miydin? Yedi. Ben yemiştim. Tamam, ye bakalım nasıl, beğenecek misiniz? Mükemmel. Sen pek bana taraflı gibi geliyorsun. Ben karnımı doyurmaya geldim. Ben şimdi değil yani. Ben seni çektim artık. Ünal'ı görelim be.
Yavaş yala. Üstümüze başımıza da geçer. Hadi bir saniye bakalım. Hadi bakalım. Ben de. Ayarı çok iyi olmuş. Bu arada çok güzel. Ben çok seviyorum. Ben karabiberlisini alayım şuradan. Tavuğuna koyayım. Sana da tabak vereyim. Bak şu benim çocuklar modern. Tabak getir. Var var benim var. Ben çok taraflıyımdır bu konularda. Kesinlikle. Gurme Ümit. Hmm. En güzeli bu değil mi? Ama gerçekten güzel olmuş. Bak bak yiyen tam gördüm. Tam kıvamı. Anne. Çok su ıslak değil. Tam kıvamı. Evet o ıslak değil bak. O içi biraz kuru kalmış ama o çok iyi olmuş. Anne. Olmaz kuru kalmış. Hani? Beğenmedim kuru kalmış. O bence bir kuru şey kalmışı yapıyorlar. Bize göre. Kaynarken yapıyorlar. Hamur oluyor değil mi? Hamur ediyor. Evet. Hmm. Güzel. Ellerinize sağlık. Size afiyet olsun. Hepinize yarasın. Bugün yemek de buydu bitti işte. Rabbim hadi. Bereketin içine versin inşallah. Amin inşallah. Zengin gel gel. Ben tutarım onu hadi. Getir. Hı. Senin yemeklerine itiraz ediyordu işte. Annesini getirdik, annesi yaptı. Ha, evet. Evet. İki günden beri bir baş kaldırış var. Annem de annem yemek yapacak. Bir sabah bir şey oldu dedi ki, aman annem akşam zaten şey. Bandırma yapacak bandırma dedi. Yapacak. Dün akşam ne yemiş sor? Ondan sonra sen de olmadı ya. Akşam videoda görmedin mi? Yumurta yaptım. Yumurta yaptı artık öyle değil mi? Hatta ne şeymişler. Ama gece de şey yaptırdım. Sucuk pişirttim. Nöbet tutturuyor bana diye. Deprem oldu ya uyutmadım gece. Çok korktum. Kaçta oldu? Tam hiç duymadım. 23.40'da oldu. Deprem mi oldu? Ben uyanığım o saatte. Hiç fark etmemişsin. Biz bütün hepsini hissediyoruz. Oturduğumuz için hemen. Fay attı bizim evimizin altına neyse. Bize afiyet olsun. Anne, videomuzu beğenmeyi, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın, tamam, bizimle kalın. El sallar mısınız? Kapanış yapıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. Finali yaptı Leyla Hanımcığım.